İyi akşamlar sevgili seyirciler. CNN Türk ekranlarında aykırı sorularda yine son derece hararetli tartışma ortamının sonunda biraz entelektüel bir tahlil yapmak üzere Türkiye'nin yakından tanıdığı, farklı zamanlarda farklı ürünleriyle de entelektüel ürünleriyle de yakından tanıdığı değerli gazeteci Taha Akyol'la birlikteyiz. Bugün enine boyuna biraz bir düşünsel eksenle Türkiye'nin farklı meselelerini tartışacağız. Hoş geldiniz Taha Bey. Siz evet gazeteci olarak Türkiye'nin en büyük gazetesinde en çok okunan yazarlarından birisiniz ama bu akşam biz sizin güncel siyasete dair yorumlarınızdan öte periyodik aralıklarla çıkarttığınız kitaplarınıza da konu olan Türkiye'nin temel meselelerinden birkaçını büyüteç altına almak ve aslında bugünkü tartıştığınız meselelerin tamamen köksüz olmadığını da biraz topluma anlatmak istiyorum. Bunlardan hemen bir tanesi ve zamanı iyi kullanalım diye milliyetçilik sorunsalı üzerinden gitmek istiyorum. Nedeni de çok basit. Dünyada da bugün tartışılıyor ama kapitalizmin başından itibaren, endüstriyel toplumdan itibaren de milliyetçilik son derece önemli bir olgu. Ben hemen şunu sormak isterim. Türkiye'nin milliyetçilikle serüveni nasıldır ve özellikle de bugüne geldiğimiz vakit siz Türkiye toplumunu milliyetçi damarı halen güçlü ve tekçi olarak görür müsünüz? Milliyetçiliğin modern bir kavram olduğu ya da moderniteyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram olduğu kesin. Milletlerin tarihleri 500 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl geriye doğru gidebilirler. Ya da milliyetçilik geçmişi bugünün gözlüğüyle bakarak benim tarihim 2000 yıl, 5000 yıl, 10.000 falan söyleyenler de var. Görebilir ama milliyetçilik modern bir olgudur. Milliyetçiliğin modern olgusu kapitalizmle ilgili. Bunu sorarken sen de ifade ettin. Ancak ben şuna itiraz ediyorum. Milliyetçiliği emekçi kitlelere karşı kapitalizmin kurduğu komplonun bir parçası olarak görmek yanlış. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ya da Şarlken zamanında devletlerin okul açmak gibi bir görevi yoktu. Milli eğitim modernleşmenin belli bir aşamasında ortaya çıktı. Hem iş gücü olarak hem de şehirleşmenin falan gelişmesiyle okuyan yazan belirli bir meslekten eğitime geçmiş, eğitimden geçmiş insan ihtiyacı ortaya çıkınca bir problem ortaya çıktı. Devletin eğitim dili ne olacak? Milliyetçiliğin kaynaklarından biri bu. Nitekim Ziya Gökalp milliyetçiliğin başlangıcıyla matbaa arasında bir ilişki kurar. İster istemez insanların aynı dili kurarak, aynı dili konuşarak eğitim görebilecekleri, aynı dili konuşarak ticaret yapabilecekleri, aynı dili konuşarak belediye otobüsüne inip binebilecekleri bir modernite teşekkül ettiğinde milliyetçilik ortaya çıkıyor. Şu söylenebilir, milliyetçilik yüzünden insanlık çok kan akıtmıştır, çok acılar çekmiştir. Sosyalizm yüzünden de çekmiştir. Milliyetçilik yüzünden insanlık çok acılar çekmiştir ama biz Fransız ihtilalini liberal bir ayaklanma sayarsak liberalizm yüzünden de çekmiştir. O vakit milliyetçiliğin iyi mi kötü mü, ne ölçüde fonksiyonu nedir sorusuna cevap verebilmek için önce bir milliyetçinin tanımını yapmak lazım. Eğer o tanımın içinde Hitler varsa, o tanımın içinde Mussolini varsa, o tanımın içinde bizdeki tek parti dönemi varsa, ben öyle bir milliyetçiliğe sadece bugün değil, MHP Genel İdare Kurulu'nda üyeyken de karşı çıkıyordum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı olan Her Gün Gazetesi'nde benim yayınladığım tefrika Menderes'in hikayesiydi. Yok milliyetçiliği öyle değil de mesela Churchill'in vatanseverliği gibi ele alırsanız ya da bizde Osmanlı Selçuklu tarihine ilgi duymak, kültürel mirasa sahip çıkmak, bayrakla bir aidiyet duygusuna sahip olmak gibi ve milletin yükselmesini böyle çok klasik ama doğru bir deyim olan milletler camiasında onurlu bir yere sahip olarak aldığımız zaman ben elbette milliyetçiyim. O zaman hemen şunu söyleyeyim. Şunu ifade edeyim. Ben milliyetçiyim dediğim zaman eskiden beri ilave ettiğim bir şey var. Ben aynı zamanda muhafazakarım. Buna da geleceğim. Muhafazakarlık benim milliyetçiliğimin aşırıya gitmesini engelleyen değerlere sahiptir. Turgut Özal'dan sonra öğrenmeye başladığı, Türkiye'nin de Turgut Özal'dan sonra öğrenmeye başladığı liberalizm benim için önemlidir. O da milliyetçiliğin totaliterleşmesini önleyen bir değerler süzgecidir. Ona geleceğim çünkü muhafazakarlık meselesini biraz Türkiye'de tartışıyoruz ve bunu da derinleştirmemiz lazım. Ama hemen sizin ortaya koyduğunuz olgunun anlamlı bir tarafı var. Aslında siz milliyetçiliği ağırlıklı olarak bir yurtseverlik üzerine inşa ettiniz şu anda. Yani eğer tarifi... Bu şöyle, yurtseverlik solcuların kullandığı yurtseverlik yüzden, anlamında değil. Değil. O değil. Farkı soracaktım evet. Ben de. Şu mesela ben Türkiye'de anti-emperyalizm kavramının Türkiye'yi dünyaya kapatan, dünyadaki gelişmelere kuşkuyla bakan, o gelişmelerde katılıp rol almak enerjisi yaratmak yerine
kuşkuyla bakan, kendisini tecrit eden, üçüncü dünyaya götüren bir anlam içerdiğini düşünüyorum. Mesela ben milliyetçiyim diyorum ama Türkiye'nin NATO'ya, NATO üyesi olmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği'nin üye olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya Bankası'nın üye olması gerektiğini düşünüyorum. IMF'ye 5 milyar dolar sermaye vererek ortaklık payımızın yükseltilmesinden ben memnuniyet duyuyorum. Ama Türkiye'de yurtseverlik denildiğinde, ki bir de vatanseverlik var, bunların hepsinin arasında nüans var. Bunların hepsine karşı böyle deniz gezmişle falan sembolize edilen bir kavram. O kavramın Türkiye'yi dünyaya kapattığı ve totaliter olduğu anlamında. O zaman siz aslında iktisadi çözümlemelerle de bir temellendirme yapıyorsunuz. Elbette, yani Türkiye'nin iyiliği dediğiniz zaman bunu iktisat hariç diyebilir misiniz? Elbette, o zaman siz yani küresel iktisadi gelişmelere bakıştaki farkın bu kavramların da içini doldurmakta değiştiğini kesinlikle söylüyorsunuz. Evet. Buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Şimdi milliyetçiliği koyduk kenara. Bir de muhafazakarlık meselesi var. Türkiye'nin siyasal hareketlerine baktığımız zaman milliyetçilerle muhafazakarların ayrı damardan yürüdüğünü, fakat son yıllara baktığımız zaman bir sosyolojik veri diye bunu tahlil edebiliriz. Belki son Özal'la birlikte söylenebilir bu. Milliyetçilerin bir kısmı ve muhafazakar siyasetten gelen bir kısmının bir liberal kavram üzerinden bir arada olmayı başardı. Böylece milliyetçi muhafazakar diye bir şey evet, çıktı. Bir kavram, aslında bu batıda hep vardı. Evet. Bunun Türkiye'deki karşılığı nedir? Çünkü oradan şeye gideceğim aslında. Kemalizm meselesi ve o hesaplaşma yeni Türkiye nedir'e gideceğim. Şimdi Emre Bey, Türkiye'de modernleşme sınıf mücadelesiyle ortaya çıkıp gelişmiş değil. Batı'da bu emek sermaye çelişkisiyle ortaya çıktı. Bizde modernleşme köylü yığınlarının üzerinde bürokrasinin otoriter, hatta zaman zaman totaliterleşen bir tahakküm aracı olarak ortaya çıktı. Bu yüzden de Türkiye'de şu şekilde bir sınıflaşma, siyasi sınıflaşma meydana geldi. Emek ve sermaye diye değil, burjuvazi ve proletarya diye değil. Bürokrasi, bunun içinde Kemalizm var, bunun içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin parti kapatma kararı var, bunun içerisinde İttihat ve Terakki var. Onun karşısında da elbette devletin bürokratik cihazları olacak ama halkın taleplerini ön plana getiren hareket. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programıyla Kazım Karabekir'in Terakkiperver Fırka'nın programını okuduğunuzda bu ayrımı görürsünüz. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1930'lardaki programıyla Serbest Fırka'nın, ben kendim hep bu Karabekir'in Serbest Fırka'nın mensubu olarak hissederim. Programı da okuduğunuzda birinin liberal, ötekinin devletçi olmasından bu farkı görürsünüz. Menderes'le İnönü'nün programıyla. Türkiye'de böyle bir şey var. Halkın değerleri, halkın ihtiyaçları dediğiniz zaman varacağınız siyasi sonuç, siyasi felsefe başkadır. Halkı bir tür adam etmek dediğiniz zaman varacağınız siyasi sonuç başkadır. Peki bu millet kavramı nihayetinde soyut bir kavramdır. Yani bu, evet, varsayılan bir topluluktan söz edilir. Bu topluluğun davranışlarını ve ortaklıklarında farklı ekoller, farklı türlü tarif eder. Peki şöyle bir hal yok mu Türkiye'nin tüm siyasal sürecinde, yani sosyolojik olarak baktığımız vakit? Siyaset kurumunun buyurgan, soyut halk iradesinin ise hep bir vesile olarak kullanıldığı ama yani otoriter eğilimli bir dilin Türkiye'de hep olduğu, yani sadece askeri ve bürokratik yapıyla olmadığını söylememiz yanlış mı olur? Bu çok önemli bir soru ve çok yerinde bir soru. Milli irade kavramı otoriterleşmeye, hatta totaliterleşmeye açık bir kavram. Ben Menderes'ten itibaren milli irade kavramını savunan bir hareketin mensubu olarak, böyle bir dünya görüşünün mensubu olarak bunu ifade ediyorum. Çünkü milli irade kavramı liberalizmin kavramı değildir. Milli irade kavramı liberal demokrasinin kavramı değildir. Milli irade kavramı muhafazakarların çok eleştirdiği Fransız devriminde Jacobenlerin kavramıdır. Mustafa Kemal oradan almıştır bunu. Meşrutiyetçiler oradan almıştır bunu. Milli irade kavramının demokratik yönü şu. İrade padişahın olmayacak, monarkın olmayacak, milletin olacak. Peki milletin iradesi ne demek? İşte orada söylediğin totaliterleşme riski ortaya çıkıyor. Bunu hem Jacobenler hem de biz de Kemalistler milli iradeyi, milletin iyiliğini bilen insanların iradesi olarak kabul etmişlerdir. Sina Akşin yaptığı, çok değerli bir bilim adamıdır, onu belirteyim, dünya görüşlerimiz farklı ama yaptığı açıklamada açıkça milli iradenin sandıktan çıkan sonuç değil, milletin iyiliğini, ilerlemesini, özgürleşmesini bilenlerin iradesi olarak tanımlıyor. Öyle olunca kim biliyor? Bunu bilen kim?
bir bilgi sınavı da yapılmayacağına göre gücü elinde bulunduranlar. İşte Türkiye'de tek parti iktidarının milli iradeye dayalı olması, onun saltanata değil de milli iradeye dayanması bakımından demokratik ama seçime imkan vermeyerek milli iradeyi bir metafizik kavram haline getirdiğinden dolayı da otoriter olması. Hemen şu soru akla geliyor. Bugün durum ne? Hayır, bugünkü durumla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü orada da bir kavram ortaya atalım ki izleyenler size o kavramlar üzerinden de düşünsün. Tamam, tek parti ve milli irade ilişkisini ortaya koydunuz. Jacobinizmin kavramıdır. Ama nihayetinde 21. yüzyıla geldiğimiz bugün de Türkiye'de de dünyada da şöyle bir değerlendirme var. İşte seçim yapılıyor, bir siyasal iktidar oluşuyor ve siyasal iktidarların ağzından farklı dönemlerde biz aldıkları oy oranına paralel güç tarifi duyuyoruz. Buna da milli irade bizi tercih etti diyerek bir yaptırımlar bütünü oluyor ve bunun da yeni bir kavram doğurduğunu biliyorsunuz, çoğunlukçuluk. Peki buna ne diyeceğiz? Yani milli iradenin her seçim milli iradenin sonucu olarak uygulamada bir çoğunlukçuluk mu doğuyor yoksa bir baskı, çoğunluğun bu kez baskısına mı dönüşüyor? Şimdi milli irade kavramı Atatürk zamanında ve İsmet Paşa zamanında yani tek parti dönemi zamanında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın atanmış milletvekillerinin milleti temsil ettiği kavramına dayanıyordu. Temsil edip etmediği ayrı bir konu. Bu kavramın tek parti iktidarına sınırsız bir yetki vermesi önemlidir. Milli irade bir iktidara sınırsız yetki veriyordu. Biz tek parti dönemini incelediğimizde yapılan bütün tasarrufların, takrir-i sükun kanunundan İstiklal Mahkemelerine kadar birçok yasağın getirilmesine kadar hepsinin milli irade adına, millet adına yaptığını görüyoruz. Hem Atatürk'ün nutkunda bunu görürüz, hem de Atatürk'ün pek çok konuşmasında millet istiyor deyimi kullanılır. Bu otoriter bir deyimdir, demokrasi adına savunulamaz. 1950'den itibaren milli irade kavramı halkın seçtiği anlamına geldi. Bu ileri bir adımdır, bu demokratik bir adımdır. Ancak milli irade kavramının otoriterliği devam etti. Dün milli şefin yahut ebedi şefin temsil ettiği milli iradenin otoriterliği, bugün sandıktan çıkan milli iradenin otoriterliği haline geldi. O yüzden Türkiye'de benim desteklediğim merkez sağ hareketlerde, yani rahmetli Adnan Menderes'in hareketinde ve izleyen hareketlerde hem halkın ihtiyaçlarını temsil etmek, halka devlet hizmetlerini götürmek gibi çok pozitif bir yön vardır. Hem de milli iradenin Atatürk'ten devralınmış mutlaklığı kültürünün devamından kaynaklanan bir otoriterleşme eğilimi vardır. Ben bugün AK Parti'de de bu otoriterleşme eğilimini görüyorum. Bu Türkiye'de liberalizmin gecikmesinden kaynaklanan bir kavram. Otoriterleşmeyi frenleyecek felsefe liberalizm. Nedir liberalizm? Bireysel hak ve özgürlükler. Nedir liberalizm? Seçilmiş olsa da olmasa da yönetenlerin otoritesinin kuvvetler ayrılığıyla sınırlanması, yargıyla sınırlanması, muhalefetle sınırlanması, sivil toplum hareketleri tarafından sınırlanması. Liberal demokrasi bunu gerektirdiği halde siz Jacobenlerden devraldığınız milli irade kavramının mutlaklığını seçim yoluyla gerçekleştirirseniz yine liberalizme bağdaşmayan bir durum ortaya çıkar. O zaman iki yeni kavram üzerinden devam edelim bu sürece. Çünkü buradan güncel tartışmalarla geleceğiz ama iki yeni kavram dediğim kavramlardan bir tanesi şu. Türkiye'de bir süredir yeni fetişizmi dediğim benim her eylemin yeniyle açıklanması durumu var. Yani zaman zaman siyasal partiler de yeni olarak kendini tarif ediyorlar. Bir de yeni Türkiye inşası bugün de duyduk. Eski Türkiye neydi? Yeni Türkiye neydi? Eski Türkiye hepten yanlış ve kötüydü. Yeni Türkiye hepten iyi miydi tartışmasını kavramsal düzeyde tahmin ediyorum. Siz yeni Türkiye, sizin ağzınıza yeni Türkiye duysak az önce tarif ettiniz. Liberalizmin Türkiye'de gecikmişliğinin tamamlanması yeni Türkiye için iyi olur diyeceksiniz. Muhtemelen. Ben öyle diyeceğim. Evet. Bunu bilerek sordum. Buradaki anlaşılması gereken bu olabilir ama durum ne? Ardından da şu neo-Osmanlıcılık yani emperyal olmayı konuşalım. Şimdi bu yeni Türkiye meselesinden önce izin verirsen bir konuyu çok önemli gördüğüm için vurgulamak istiyorum. Milli iradenin otoriterleşebileceği bir gerçek. Ancak milli irade otoriterleşmesin diye ya da milli irade istemediğimiz şeyleri yapmasın diye onu bir takım vesayet makamlarıyla sınırlamaya kalkmak da demokrasiye aykırıdır. 1961 Anayasası hem seçimlere izin vermiştir, partilere izin vermiştir, hem de bir takım özerk kurumlar vasıtasıyla kendisinin kendi ideolojisine göre yapılandırdığı Anayasa Mahkemesi vasıtasıyla
Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla ve yargıyı yeniden yapılandırarak kendi ideolojisine göre milli iradenin üstünde bir vesayet makamları oluşturmuştur. Milli iradenin denetlenmesi, milli iradenin check and balance sistemiyle demokrasi sınırları içerisinde tutulmasının yolu onun üzerine vesayet kurumları kurmak değildir. Ama Türkiye'de bunun çatışmasını biz uzun süre yaşadık. Ama bu paradoksal bir denge diyorsunuz. Hem otoriterleşmeye gidebilir hem de bunun şimdi onu söyleyeceğim. Yani otoriterleşmeye gitmemesi için ne yapmalıyı söyleyeceğim. Ben burada Kemalist politikacılara bir eleştiride bulunuyorum. Milli iradeyi denetlemenin, milli iradeyi demokratik olarak sınırlı tutmanın yolu milli iradenin üstünde Milli Güvenlik Kurulu gibi, milli iradenin üstünde vesayet makamı tarzında çalışan Anayasa Mahkemesi gibi bir takım özel kurumlar gibi antidemokratik kurumlar kurmak değildir. Rahmetli Bahri Savcı sol eğilimdi, sol Kemalist bir anayasa hocasıydı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Onun fakülte dergisinde yayınlanmış olan Atatürkçü Demokrasi diye bir kitabı var. Diyor ki işte millet istediğini seçsin güzel ama bu Atatürkçü değerleri korumak için bunu denetleyecek bir takım kurumlar olsun. Bu tamamen antidemokratiktir. Olması gerekeni geliyorum şimdi. Milli iradeyi nasıl denetleyeceğiz? Kuvvetler ayrılığıyla. Milli iradeyi nasıl denetleyeceğiz? Milletvekillerini, liderlerin ve partilerin değil, ön seçim yoluyla, halkın seçmesiyle. Böylece milletvekillerinin, dolayısıyla yasama organının yürütme karşısında belli bir özellik kazanmasıyla, yargının güçlü ve tarafsız olmasıyla, hür basının olmasıyla, sivil toplum kurumlarının gelişmiş olmasıyla. Dolayısıyla bugün Türkiye'de sol kemalizmin milli irade kavramına yönelttiği eleştiriyi ben haksız buluyorum. Ama milli iradenin otoriterleşmemesi için alınması gereken tedbirler, oluşturması gereken kurumlar liberal demokrasideki kurumlardır. İşte kuvvetler ayrılığı falan gibi. Peki, şimdi yine ilginç bir noktaya getiriyor bu tartışma bizi. Şimdi Türkiye bir süredir aslında dil alanında dahil olmak üzere, yani yazılan kimi romanların muhtevasına bakıp orada seçilen sözcüklerden tutup dış politikaya kadar baktığınızda Türkiye'de Neo-Osmanlı denen, yani yeni Osmanlıcılık denen bir tez, aslında bence kuramsal tarafı da olan bir gerçekliği olup olmadığını tartışmıyorum, bir tez ortaya konuyor. Nihayet bu emperyal bir güç olma arayışı. Siz örneğin sonuçta ulus devlet inşasıyla birlikte bir millet üzerinden hareket eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendinden önceki Osmanlı'nın o imparatorluk bekasıyla kurduğu ilişkiyi doğru bulur musunuz? Bu türden bir ideolojik yaklaşımın bugünkü Orta Doğu coğrafyasında karşılığı var mıdır? Ben Cumhuriyeti dogma olarak görmüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet'in yaptığı her şey eskiden yoksa eski yanlıştır. Her şey doğru olduğuna göre bunda bugün farklısı yapılamaz şeklinde bir dogma olarak görmüyorum. Cumhuriyet kendi gücü nispetinde bir dış politika geliştirmiştir. Bu da nedir? Çeşitli savunma, işte Balkan Antantı, sağda bat baktı. Atatürk'ün İngiltere ile ittifak yapmak için sağladığı çaba. Bunu sol Kemalistler reddediler. Atatürk büyük devletlerle yapmadı falan. Bu böyle sınırlı bir şey. O zaman Türkiye'nin bütçesi 200 milyon lira civarında ve bütün ithalatı, ihracatı 250-300 milyon lira civarında. Biz İngiltere'den 150 milyon sterlin kredi anlaşması imzaladığımız zaman Atatürk'ün başbakanı Celal Bayar çıkıyor. Türkiye'nin itibarının göstergesi. Bak biz İngiltere'nin 150 milyon sterlinlik anlaşma yaptık diyor. Bugün 150 milyon sterlin Koç için bile küçük paradır. Böylece Türkiye eğer Atatürk döneminde olduğu gibi, Menderes döneminde olduğu gibi, 1970'lerde olduğu gibi en fazla 2 milyar dolar ihracat yapan, ondan da sadece petrol alabilen bir ülke değil de 130-140 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olacaksa ufkunu genişletmek zorundadır. Elbette Türkiye'nin bir Orta Doğu vizyonu olacak, Afrika vizyonu olacak ki en azından orayla turizm ilişkilerimiz gelişsin, vizeler kalksın, ticaretimiz gelişsin. Avrupa pazarları daralırken Türkiye'nin ihracatının artmaya devam etmesinin sebebi bu vizyondur. Onun için bunu, yani Cumhuriyet'ten ayrıldık, Cumhuriyet'i bir dogma haline getirdiğimiz zaman Cumhuriyet'in evrimini engellemiş oluruz. Ben bunu sadece sana karşı demiyorum. Yani Türkiye'de bu görüşü savunanlar var, bağlamda, onları eleştirerek söylüyorum. Ben şu bağlamda söylüyorum. İzin verin. Buyurun. Anadolu Selçuklu Devleti emperyal bir devlet değildi. Bütün çabası gelen Haçlı seferlerini durdurmak olmuştur. Ama Bizans coğrafyası da bize gösteriyor ki bu coğrafyada tutunmanın yollarından birisi ayağını sağlam bastıktan sonra genişlemektir. Dün fetihler yoluyla genişlemiştir. Bugün böyle bir şey hayal dahi edilemez. Hayalleri bile eleştirmek lazım eğer hayalse. Bugün iktisadi bakımdan siyasi ilişkilerle, turizm ilişkileriyle, vizeleri geliştirerek, dizileri satarak Türkiye'nin
Bizans ve Osmanlı coğrafyasında sağlam ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler kurması lazım. Bu yeni Osmanlılıksa ben o terimi sevmem ama evet. Bu sizin söylediğiniz. Emperyalsiye evet. Bu sizin söylediğiniz iktisadi bir ilişkiler ağının içerisinde dünyaya daha açık olma hali tartışılabilir elbette ama benim tam sorduğum şey şu. Türkiye'nin kendi iç meselelerinin örneğin Kürt sorununa dahil olmak üzere Cumhuriyet tekçilik de bunu problemli hale getirmiştir demeniz. Yani siz diyorsunuz anlamda söylüyorum. Siyasal iktidar bağlamında söylüyorum. Herhangi bir siyasal. Doğrudur bu. Yani bu aksini kim söyleyebilir bilmiyorum. Bunu Cumhuriyet duruşu ulus devleti inşası çözülemez. Yeniden bir Osmanlıcılık teziyle çözebiliriz anlamında bir yaklaşımı doğru bulur musunuz? Bunu şu bağlamda da soruyorum. Milliyetçilikle bunun ters düşen tarafı var mıdır? Çünkü ulus devlet neticede gücünü milliyetçilikten alır. Yok hayır ben yani Osmanlı kültür mirasına sahip çıkmanın bırakın ve siyasi tecrübesine sahip çıkmanın bırakın milliyetçilikle çelişmeyi milliyetçiliğin gereği olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu benim tarif ettiğim milliyetçilik içerisinde böyle yani devlet otoritesinin yüceltilmesi yerine milli kültürün, milli tarihin, milli tecrübenin değerlendirilmesi vardır. Şimdi ben sana sorayım. Güneydoğu'ya 1930'ların politikasıyla gidebilir miyiz? Hayır. Bugün hiç kimse olağanüstü hal bile demiyor. Halbuki 1920'lerde, 30'larda uygulanan politika takriri sükun. O zaman bizim cumhuriyet felsefesi devam ettirelim, koruyalım falan derken neyi ne ölçüde hangi metotlarla devam ettireceğimizin üzerine durmak lazım. Atatürk'ün hayatında iki büyük dönem vardır. Atatürkçüler bunlardan hangisini tercih ediyorlar bilmiyorum. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Atatürkçüleri dün akşam bir programda da izledim. Siz Atatürkçü müsünüz? Hayır değil. Değilsiniz. Hayır. Ben Atatürk'e devletin kurucusu, milli mücadele lideri olarak büyük saygı duyarım. Ama Atatürk böyle düşünüyor, öyleyse ben de böyle düşünüyorum anlamına gelen Atatürkçülük, Kemalizm, Atatürk'ü düşünce sistemi, sosyoloji okumuş, düşünce tarihi okumuş, felsefe, siyaset felsefesi okumuş birisi olarak böyle bir şeyi kabul edemem. Yani böyle bir düşünce sisteminin olabileceğini kabul edemem. Şunu tamamlayayım. Onu tamamlayalım çünkü buradan şuna bir damar yakaladık. Evet. Milli mücadeledeki Mustafa Kemal Paşa Kürt şeyhlerine, Kürt aşiret reislerine mektuplar yazıyor. Vatanın kurtarılması için, dinin kurtarılması için el birliği yapalım, iş birliği yapalım. Aynı şekilde ileride kapatacağı tekkelerin post nişinlerine Aleviler ve Mevleviler dahil olmak üzere mektuplar yazıyor, el birliğiyle yapalım. Mecliste konuşuyor diyor ki biz sadece şu değiliz, şunlar. Yani toplumun çeşitli renklerinden bahsediyor. Biz bugün milli mücadeledeki tecrübeden yararlanarak mı Türkiye'deki bu kimlik meselelerini çözmede daha başarılı oluruz? Yoksa 1924-25'ten sonraki politikalara bakarak mı? Birisi çıksın bunu bana izah etsin. Ben diyorum ki biz 1924 ve 25'lerden sonraki hele de 1930'lardaki totaliter metotlarla, anlayışlarla, usullerle bugünkü Türkiye'nin problemlerine çözüm getiremeyiz. Yarınki Türkiye'ye bir vizyon bile getiremeyiz. Eğer tarihten alacağımız, Atatürk'ün yaşadığı tarihten alacağımız bir ders varsa bu milli mücadele. Baskın Orhan diyor ki bu konuyla ilgili olarak benim de büyük oranda katıldığım bir değerlendirme bu azınlıklar raporunun bölümünde. Mustafa Kemal'in ne mutlum Türk'üm diyene dediği zaman ne mutlu Türk'üm diyene demesi ilerici bir adımdır. Çünkü ne mutlu Türk doğana dememiştir. Ancak bugün için bunu söylemek gericidir, çağ dışıdır. Dolayısıyla o günkü koşullarda bunu böyle anlayabiliriz diyor bu azınlıklarla ilgili raporda. Bu doğru mu değil mi onu tartışırız ama şu bence önemli tekçilik noktasındaki bir milliyetçiyi siz zaten reddediyorsunuz. Evet, evet. Çünkü benim sahip çıktığım tarih mirasında o tekçilik yok. Öyle olunca ben eğer Selçuklu'ya, Osmanlı'ya kültürel miras ve tarihi tecrübe olarak önem veriyorsam onların tecrübelerinden istifade edeceğim. Öyle bir şey düşünün ki yani öyle bir ulusseverlik mi dersiniz, ulusçuluk mu, vatanseverlik mi, yurtseverlik mi, milliyetçilik mi neyse öyle bir şey düşünün ki kendisini 1920'den itibaren varsa, hatta 1920 bile değil, 1925'ten itibaren varsa böyle bir şey olabilir mi? Peki o dönemin anti-emperyalist vurgusu denen vurguya o karaktere yok, katılıyor musunuz? Hayır, yoksa o dönem zaten anti-emperyalist değil miydi? Hayır yok öyle bir şey yok. Şimdi yani anti-emperyalizme solcuların ve sol kemalistlerin verdiği manaya bakalım. Atatürk kapitalizm karşıtı olmamıştır. Aksine Atatürk Türkiye'de sermayenin gelişmesine, girişimci sınıfın gelişmesine, piyasa ekonomisinin gelişmesine
çalışmıştır. İktisadi olarak liberal yani. İktisadi olarak bunu İsmet Paşa'nın kendisi de söylüyor. Benden daha fazla piyasa ekonomisine yatkındı diye. Atatürk'ün emperyalizm tarifinde bir ülkenin askeri olarak başka bir ülkeyi işgali vardır. Atatürk'ün tarif ettiği anlamda emperyalizm, Lozan'da ülkenin kurtuluşu sağlanıp imzalar atıldığında bitmiştir. Ondan sonra Atatürk'ün emperyalizm diye bir problemi yoktur, konuşması da yoktur. Nitekim Atatürk Lozan'dan itibaren Batı ile ilişkileri geliştirmeye, 1930'lardan itibaren de İngiltere ile ittifak kurmaya çalışmıştır. Atatürk'ün Hindistan'daki, Hint hareketi bize milli mücadelede çok destek verdiği halde, Hindistan'daki bağımsızlık hareketine karşı en ufak bir alakası yoktur. Atatürk Türkiye'yi Batı ile bütünleştirmeye çalışmıştır. O zaman Türkiye'nin Kemalistleri ve Atatürkçüleri hayal mi görüyor yoksa bir Atatürk mü yaratıyor? Bakın, rahmetli Atilla İlhan, ikimizin de çok sevgi duyduğu, evet, ikimizin de abi dediğimiz birisi. Onun Hangi Atatürk diye bir kitabı var. Evet, önemli bir kitap. Ben rahmetli kendisi hayattayken bu kitap hakkında bir analiz yaptım ve dedim ki Atilla İlhan, Atilla abi, Sultan Galiyevci, yani Asyacı, Doğucu, Batı karşıtı, o manada anti-emperyalist bir Atatürk portresi çizmek için 1924'e kadar olan konuşmalarından referans almış. Ondan sonrasından referans almamış. Hı hı. Olay meydanda. O zaman siz diyorsunuz ki... Mesela Doğan Avcıoğlu, bu işin teorisyenlerinden birisi, evet, rahmetli Doğan Avcıoğlu. Doğan Avcıoğlu'nun anti-emperyalist Atatürk'ü anlatırken gösterdiği dipnotlara bakın. Milli mücadele sırasındaki konuşmalarıdır. Sovyetler Birliği'nden yardım almak için, ki bunlar onun dehasını gösterir, yaptığı konuşmalardır. İslam dünyasından yardım almak için yaptığı konuşmalardır. Ben ama hangi Atatürk adlı kitabımda Atatürk'ün emperyalizm, kapitalizm gibi kavramları hangi yıllarda ne kadar kurtardığının cetvelini, kullandığının cetvelini çıkardım. 1924'ten sonra yok böyle bir konuşma. O zaman tekrar şunu soruyorum. Bu bence önemli. Yani bunu bir ajitasyon olarak değil, iyi bir talih olarak. Atatürk'ten sonra Kemalist olanlar yeni bir Mustafa Kemal mi yarattılar sizce? Yoksa dar dönemli bir Mustafa Kemal'i mi anladın? Atatürk dönemindeki Atatürkçüler o dönemdeki Atatürk'ün kendisinin fikirlerine inanmış olan insanlardır. Yaratılmış değildir. Kemalizm kavramı Atatürk döneminde vardır. Hatta Kemalizm olarak bizzat Atatürk'ün yazdığı programda kendi el yazısıyla Kemalizm olarak ifade edilmiştir CHP programında. Bu böyle solcu Sultan Galiyevci Batı karşıtı tırnak içinde anti-emperyalist Atatürk'ün bina edilmesi, inşa edilmesi ya da icat edilmesi 1960'lı solcuların eseridir. O zaman yeni bir Atatürk yaratıldı. Şimdi düşünün, Atatürkçülük anti-emperyalizm adına 6. filoyu denize döküyorsunuz. Halbuki Atatürk Çanakkale'de savaştığı İngiliz donanmasını 1932'de İzmir'e ve İstanbul'a nezaket ziyareti yapmasına izin vermiş ve donanma komutanını, unuttum ismini, amiral falanca İngiliz komutanını şeyde Dolmabahçe'de kabul ederek 80 dakika görüşme yapmıştır. O zaman şu analizi yaparsam doğru mudur? 60'ta kuramsal bir biçimde, yani bir temellendirme de yapılarak yeni bir Mustafa Kemal yaratıldı. Evet, solcu, Batı düşmanı. O zaman Türkiye NATO'dan çıksın, Türkiye'nin, yani bugünkü nesillere bu tuhaf gelebilir ama Doğan Avcıoğlu'nun hem Türkiye'nin Düzeni kitabında hem de Devrim adlı kitabında Abdülnasır'ı öven, örnek gösteren, işte İngilizlerle şöyle mücadele ediyor, kapitalistlerle böyle mücadele ediyor diye yazıları vardır. Peki. Türkiye NATO'dan çıksın, Avrupa, işte onlar ortak, biz pazar, Avrupa Birliği karşıtlığı bilmem ne falan. Üçüncü dünyacı böyle Nehru, Nasır, Tito blokunda. Bu güçlü bir damardır Türkiye. Türkiye'de. Ha, bu güçlü. Bu fikir savunulabilir. O başka bir olay. Yok, bu fikir ayrıca savunulur, tartışılır. Doğrudur, yanlıştır ayrı bir olay. Bu fikri meşrulaştırmak için Atatürk'ün bu fikre uydurulması, benim itirazım buna. Tamam. Bunu koyduk. Zaman az olduğu için buradan önemli bir şey, evet, sıçrayacağım. O da şu. Ve bence bütün bu tarihsel perspektiften gelinmesi gereken yol o. Benim öteden beri yazıp çizdiğim, üzerinde tartışmalara girdiğim bir değerlendirme var. Cumhuriyet'in kuruluşundaki temel problemlerden bir tanesi Diyanet Kurumu'nun varlığıdır. Bugün Türkiye askeri vesayeti bertaraf ettiğini düşünüyor ya da büyük oranda tasfiye ettiğini düşünüyor. Benim de iddiamı o köteden beri söyledim. Türkiye'de güçlü ve hiç şeyini, iktisadi varlığını da kaybetmeyen bir Diyanet vesayeti vardır diyorum ben. Ve bu Diyanet vesayetinin mağdurlarının birincisi ve birici Alevi toplumudur diyorum. Türkiye'nin
vatan. Ve siz bugünkü yazınızda da buna vurgu yapıyorsunuz. Öteden beri sizin Alevilerle ilgili merakınızı, iletişiminizi ve savunularınızı ben biliyorum. Bilmeyenler de var mıdır sanmıyorum ama ne değerlendireceksiniz? Diyanet olgusu benim kavramım ve Türkiye'deki Alevi meselesi üzerinden yapılacak bir yenileşme sürecine, tekçiliğe karşı. Ben bir muhafazakar olarak karmaşık problemlerinin çözümünün asla devrimci tavırlar olmadığını inanırım. Diyanet konusunda da benim tavrım devrimci, kapatalım gitsin yahut devletten atalım gitsin tarzında değildir. Evrimcidir. Zaman içerisinde Diyanet'in evet devlet teşkilatından çıkarılarak ama devlet teşkilatından çıkardığınız zaman Diyanet'i kurarken el koyduğunuz vakıfları da iade ederek bir sivil kurum ya da özerk kurum haline getirilmesini fikir olarak, felsefe olarak doğru buluyorum. Ama bu bugünden yarına yapılabilecek bir şey değildir. Şimdi burada Diyanet'in hangi şartlarda, hangi amaçla kurulduğunu düşünmek lazım. Diyanet, şeriye vekaletinin ilgasıyla kuruldu. Arkasından da tekkeler ve türbeler kapatıldı. Diyanet kurulduktan bir sene sonra tekkeler ve türbeler, tarikatlar yasaklanırken çıkarılan kanunda sadece şeyhlik, müderrislik falan değil, babalık, dedelik, halifelik, naiplik gibi Alevi kavram ve kurumları da yasaklanmıştır. Bugün Alevi açılımının hukuken Alevi çalıştaylarını hatırlıyoruz. Tabii. Hukuken tıkandığı noktalardan birisi Alevi dedelerinin oluşturacağı bir Alevi din hizmetleri teşkilatının adlandırılmasında İnkılap kanunlarıyla karşı karşıya gelinmiş olmasıdır. Bu Cem Evi meselesi çok başarılı değil mi? Yani Cem Evi meselesi çok sembolik bir mesele değil mi? Ben söyledim, Cem Evi meselesi son derece sembolik. Çok belirgin bir. Son derece Cem Evlerine saygı duyulması gerekir. Cem Evleri bir ibadet yeridir. Çünkü Cem Evlerine gidenler burası benim ibadet yerim demiştir. Gitmeyenin bu konuda eleştirileri şusu busu herkesin birbirine karşı olabilir ama engelleme hakkı yoktur. Ben bu yazımı çok açıkça belirttim. Ancak burada üzerinde durmak istediğim nokta şu. Alevi meselesinin çözülmesindeki zorluklardan birisi Cumhuriyet'in establishment'ından, kuruluş yapısından geliyor. Cumhuriyet herkesin laik olduğu, dini inancının sadece mabette ve vicdanda. Bu Şükrü Kaya'nın sözüdür, bu Atatürk'ün sözüdür, bu mecliste yapılan bütün konuşmalarda 1924'ten 1938'e kadar yapılan bütün konuşmalarda konuyla ilgili söylenmiş bir şeydir. Mabette ve vicdanda dediğiniz zaman da öğreneceğiniz sadece sünni akaid. Bir şey sorabilir miyim size burada? Önemli. Ben bunun toplumsal olarak biliyorum. Siz de bunu muhtemelen biliyorsunuz. Bence de şöyle bir tahlil yapmakta yarar var. Diyanet bence ya Aleviler Türkiye'de hala Yavuz tehdidinin algısıyla bir dürtü göstermektedir. Hala o itkiyle davranmaktalar, o duyguyu taşımaktalar. Yani bu ötekileştirme halini ruhsal olarak taşımaktalar. Ve bana sorarsanız Diyanet duruşu itibariyle de belki eylem olarak değil ama nihayetinde tekçi bir yapı içerisinde ve Alevileri yok saymaktadır. Ve Diyanet yok saydığı müddetçe Türkiye'de bu kadar sayısal değişim... Diyanet kuran irade öyle saymıştır. Ama yani bugün birçok şey değişiyor. Evet, işte o değişimi görmek lazım. 1925'te ben biraz önce söyledim. Sadece tekkeleri, türbeleri kapatmak anlamında değil. Alevi kurumlarını, Alevi kavramlarını ismen kanuna yazarak yasaklanmış bir yapı var. O yapı 80 yıldır bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu yapıyı değiştirelim dediğiniz zaman böyle kestirip atmacı, devrimci tavırlar başka problemlere yol açabilir. Onun için bu konuyu karşılıklı saygıyla Alevilerin Cem evlerinin ibadet haline getirilmesinin Aleviler için bir onur meselesi olduğunu kabul ederek, bir Cem evlerinin kutsal mekanlar olduğunu kabul ederek bu meseleyi soğukkanlı olarak düşünmek lazım. Benim düşüncem şu, bunu biraz önce söyledim. Evrimci bir süreç içerisinde, akşamdan sabaha değil, evrimci bir süreç içerisinde Diyanet'in el konulmuş olan vakıflarını kendisine iade ederek devlet teşkilatından çıkarılıp özerk bir kurum haline getirilmesi. Şimdi, ama bir paralel ya da ayrı bir teşkilat olarak da Alevi din hizmetlerinin ayrıca kurumlaştırılması. Ben Diyanet çatısı altında Aleviliğe bir daire açılmasını doğru bulmuyorum. O diyalog değil, sürtüşme çıkarır. Ben de diyorum ki Türkiye'de şu türden bir tartışmanın sizin dediğiniz batı tipi liberal demokraside yeri yoktur diye düşünüyorum. Soru şu,
Aleviler bir ibadethane arıyor. Zorunlu din dersleri dağıtmasına karşı durmak istiyor. Çok temel birkaç ihtiyaçları var. Ve buna karşılık demokrasiyle idare edilen bir ülkede Diyanet'in şu tezi üzerinden hareket ediliyor. Müslümanlığın ibadet yeri camidir. Sen Müslüman mısın, değil misin sorusu. Sizce bu soru doğru ve haklı bir soru mudur? Ben bugünkü yazımın son cümlesi bu ayıptır diye bağladım. Ben bunu böyle bir Alevilerin böyle bir kilem karşısında bırakılmasını siyasetin ayıbı olarak görüyorum. Aleviler Müslümandır. İslam yorumları tarih içerisinde Aleviler tarafından geliştirilmiştir. Cem evleri ibadethanedir. Cem evlerinin ve Alevi din hizmetlerinin ayrı bir kurum olarak, bağımsız bir kurum olarak oluşturulması lazımdır. Devlet birine yardım edecekse belirli ölçüler içerisinde, öbürüne de yardım etmeli belirli ölçüler içerisinde. Benim düşündüğüm budur. Dolayısıyla ben Diyanet'in tarif ettiği bir din politikasının Türkiye için yanlış olacağı kanaatindeyim. Ben Diyanet'ten cem evleri de cami gibi ibadethane açıklamasının beklenmesini de doğru bulmuyorum. O onun kendi işlevine aykırı. Bu konuda siyasetin hatası Diyanet'e sormaktır. Siyaset diyecektir ki kardeşim ben din tanımı yapan bir kurum değilim. Ben neyin ibadethane olup olmadığına dair karar verecek bir kurum değilim. Alevi vatandaşlarım şu kadar cem evi açmışlar. Buna AK Partili belediyeler de birçok yerde yardımcı oluyorlar. Madem böyle bir talep var, ben bunu ayrı bir Alevi İslam Din Hizmetleri kurumu olarak tanımalı mıyım, tanımamalıyım? Burada düşüneceği soru şu. Ben bunu tanırsam kamu düzeni bozulur mu? Hiç bozulmadı bugüne kadar. Bu Scientology bilmem ne falan gibi bir şey de değil. Bütün klasikleri ortada. Aşağı yukarı 1000 yıllık, 600 yıllık, 700 yıllık klasikler ortada. O zaman siyasetin yapması gereken bu işi Alevilere bırakmaktır. Ancak orada da problemler var. Yani ortak görüşleri ayrı bir mesele. Evet. Yani Alevilik dışındaki yaklaşımların da kendi içerisinde. Valla yani camiye nasıl, bunu teolojik tartışma, camiyi nasıl düzenleyelim diye biz gidip Alevilere sormuyorsak, şeyleri cem evlerini nasıl düzenleyelim diye de biz gidip Sünni din adamlarına sormamalıyız. Peki, yine Aleviliğin bir hayali ilintili olan ama bugüne dair bir başka mesele de şu. Sivas meselesiyle ilgili Alevilerin yarasının kabuk bağlamadığı ortada yakın zamanda yaşadığımız olaylardan dolayı. Ve hemen özellikle sizin de tarihsel olarak tanık olduğunuz dönemle birlikte, yeni yasayla birlikte tipli gençleri öldüren insanların salıverilmesi meselesi var. Evet. Ve Türkiye'nin sinir uçlarında başka bir durum daha doğuyor. Bir vicdanda adalet duygusu. Ne evet. diyeceksiniz bu konuda? Yani ben size birkaç tane ben soru sorayım cevap vermek için. Ben solcuyum. 1980 öncesi olaylardan bahsediyoruz. Gittim 7, 8, 9, 10 tane adamı öldürdüm. Bana anayasal düzeni yıkmaya tam teşebbüs suçundan bir defa idam o zaman. Bugün de müebbet hapis cezası veriyor. Sen sağcısın. Sağcıların devleti yıkmak, anayasal düzeni yıkmak gibi bir şey yok. Sen de gittin 6-7 kişi öldürdün. Seninki anayasal düzeni yıkmak gibi tek suç sayılmıyor. Her birini ayrı aldı, ayrı ayrı öldürdün diye 6 tane, 7 tane müebbet hapis cezası veriliyor. Vicdanı kabul ediyor mu bunu? Burada şöyle bir tahlil mi yapacağız? Yani ben onu anlamadım. Burada bir adalet tesisi noktasında o 7 kere idama mahkum ediliyor. O bir kere ediliyor. Dolayısıyla o kurtuluyor. Bunlar hala içeride gibi bir değerlendirme mi çıkacak sonuçta? Şimdi hukuken... Yani bence katilin her türlüsü katildi ve ceza çok ağır olmuş. Şimdi bakın. O vakit 6 tane ülkücüyü öldürmüş olan solcular kimse onları bulup onları da... Var mıdır bu somut bir örnek bu noktada? Ya şu isim bakın, kayırıldı. Ben isim olarak bilmiyorum. Hayır, var ben mıdır derken olarak, bir bilgi olarak... O kadar genç öldürülmedi. Türkiye'de sağcılar ve solcular 12 Eylül öncesinde birbirlerini öldürmediler. Yani bir taraf öldürdü, öteki taraf öldürmediyse ya tamam. İki taraf da öldürüyor. Ama bakın burada ben hukuki bir meseleden bahsediyorum. Tamam, ben de... Türkiye'de yasaların tanımından dolayı senin adam öldürmelerin anayasal düzeni değiştirmeye cebren teşebbüs sayılarak tek ceza veriliyor. Ama benimki tek ceza verilmiyor. Misliyle katlanarak ceza veriliyorsa bu adil midir? Değildi. Bunu az önce tamam bitti. Ama soru şu. Burada somut bir durum var.
öldüren insanlar belli, ceza yatıyorlar. Öteki tarafta soyut bir durumdan söz ediyoruz. Birileri var mıdır? Değil. Hayır, somut bir durum var mıdır? Değil. Elimizde öldürülmüş istatistikler var. Ya. Şimdi 1980 öncesinde kim kimi öldürdü diye benim elimde çetele yok. Yok hayır ama var. Yani evet. Hukuken bu ortada olması gerekiyor. Hukuken nasıl ortada olur? Hayır, eskiden bu cezayı alıp salıverilmiş kimseler var mıdır anlamında? Bakın 12 Eylül öncesinde solculardan bir tek tutuklu kalmadı. Var mı? Valla ona da bakmak lazım. Ha. En azından davalarının mülür zamandan düştüğünü biliyoruz. Benim bildiğim mesela Sarp Kuray şu anda yeniden hapse girdi ve ömür boyu cezaya çarptırıldı. Yeni bir suçtan da eski bir suçtan. Yok eski suçtan. Hangi suçtan? İşte bu örgütlü devleti yıkmak suçundan biliyorsunuz. Bu mümkün olamaz. Bu mümkün olamaz. Ama işte bakın şu var. En azından, yeni bir örgüt kurmadı. Bak bir dakika. Yeni bir örgüt kurup kurmadığı meselesi değil. En azından hukukta ceza mürür zaman diye bir kavram var. Hukukta dava mürür zaman diye bir kavram var. Dava mürür zamanı eski kanuna göre 20 yıldır. 12 Eylül'ün üzerinden kaç yıl geçti? Muhtemelen o herhalde o sınırlar içerisinde halde oldu. Onun için yani bu seninki benimki diye değil. Tabii öyle bakmamak, hukuki kavramlar açısından, hukuki kavramlar açısından düşünmemiz lazım. Hukuki kavramlar açısından bir PKK'lı 5 kişiyi öldürdüğü zaman işte eski 128. maddeye göre devletin toprak bütünlüğünü bozmak falan diye bir defa cezaya çarptırılıyor. Bir solcu öldürüldüğünde anayasa düzenini değiştirmek diye çarptırılıyor. Ülkücüye toprağı bölüyorsun da diyemiyorsun. Anayasa düzeni değiştiğini diyemiyorsun. Şu anda adi suç sayarak misliyle cezalandırılıyor. Mesaj geldi. Tahir Canan 31 yıldır hapisteymiş mesela. Örnek olarak söylediler. Ben de bilmiyorum. Dosyasına bakmak lazım. Hayır, yani solcu 31 yıldır Tahir dosyasına bak. Yani şu bağlamda söylüyorum ben. Siz biz meselesine katılıyoruz. Kanun, bu son kanun. Ben burada vicdandan bahsederken vicdanların tek taraflı işlememesi için bunu söylüyorum. Böyle bir mesaj geldi, onun dosyasına bakmak lazım. Hayır, ben 31 yıldır. Teyit ederek söylüyorum. Hayır, yani ben de tanımıyorum. Yani keşke o da tahliye olsaydı. Ben günlerdir yazılarımda devlet diyorum, devlet güvenlik diyorum. Özel yetkili mahkemelerin tahliye kararı vermesi gerektiğini yazıyorum. Aylardan beri ben bunu yazıyorum. Evet, siz onu öteden bahsediyorsunuz. O ayrı bir olay. Mesela başka bir tartışma konusu. Sivas olayında bir takım fer'i faillerin zaman aşımı uğramış olması değil. Reklamdan sonra cevap verir misin sana? Sevgili seyirciler, reklamdan sonra Taha Bey'in bıraktığı yerden bir cümleyi alacağız ve bu akşamı da bitireceğiz ama onu mutlaka dinleyeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Son bir dakikaya girdik ve Taha Akkal'a veriyoruz sözümüzü. Buyurun. Sevgili Hüseyin Aygün bir isim hatırlattı. Solcu Tahir Canan 12 Eylül öncesinden hala hapisteymiş. Eğer bu şahıs hala hapisteyse mutlaka kanuna aykırı bir durum vardır. Mutlaka yargıya müracaat edilmelidir. Hem ceza mürür zamanı bakımından hem dava mürür zamanı bakımından. Ayrıca çıkan 3. yargı paketinde birden fazla suç işleyenlerin suçların toplamı kadar cezalandırılması ortadan kalktığı için bu şahısla birden fazla suç işleyip toplamda içeride yatıyorsa mutlaka tahliye edilmesi gerekir. Son söyleyeceğim şu. Değerlerimizle düşünelim. Sempati duyduğumuz insanların lehine düşünelim. Ama biraz da hukuk ölçüleriyle düşünelim. Eğer hukukun tarafsız ve adil olmasını istiyorsak biraz düşüncemizde bunun hukuktaki yeri nedir diye de düşünelim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, aykırı soruların birinci haftasını Taha Akyol'la tamamladık. Pazartesi günü çok önemli bir tartışmanın tarafı olan Sayın İskender Pala bizimle olacak. Ve biz İskender Bey'le özellikle içinde bulunduğu süreçteki bütün tartışmanın da derinliğini burada birlikte yapmaya çalışacağız. Aykırı soruları bu hafta tamamlıyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın.